Adana ile döner yemenin lezzetine varmak için Adana Seyhan'da ÇD Döner ve Çiğ Köfte dünyasını ziyaret ettik. İzliyoruz. Sektöründe başladık aslında. 2000 yıllarda kurduk firmayı. Adana'da yoktu zaten. Aslında Türkiye genelinde yokken biz bu işe başladık. O şekilde de büyüdük daha doğrusu. Adana'da tamamen bir marka haline getirdik ve şu anda Türkiye genelinde düşünüyoruz. Peki Ramazan Bey kaç yıldır tam olarak faaliyet gösteriyor ÇD? Tarih olarak onlardan biraz bahsedelim. ÇD'yi biz sonradan tabii ki kurduk. Yani bu sektörde boşluk vardı daha doğrusu. Franchise tarzında yapan hiç bir tane firma yok. Biz franchise'e yönlendik daha doğrusu. Franchise tarzında da devam etmeyi düşünüyoruz daha doğrusu. Türkiye ve Türkiye genelinde bunu düşünüyoruz. ÇD ve Çiğ Köfte dünyası olarak. Peki Ramazan Bey, çiğ köfte son yıllarda hayatımıza daha fazla girdi. Daha öncesinde mutlaka vardı ama son dönemlerde çok daha fazla çiğ köftenin ismini duyar olduk. Çok fazla çiğ köfteci, çiğ köfte alanı üzerinde birçok firma gördük. Ama Adana bölgesinde ÇD'yi diğer firmalardan ayıran bazı faktörler var. Bu çiğ köftenin sırrını neye borçluyuz, dönerinizin sırrını neye borçluyuz? Bunlardan da biraz bahsedelim. Bizi farklı kılan hiçbir katkı maddesi kullanmadığımız, tamamen doğal baharatlardan oluşturduğumuz bir lezzet diyebilirim. Bu masadaki ürünlerimize de baktığımda mesela dönerin üzerinde kullanmış olduğunuz bir sos var. Daha önce gittiğimiz herhangi bir firmada bunları pek fazla göremiyoruz. Bu sos nedir? Bunun özelliği nedir? Yine aynı şekilde bu çiğ köfteye rengini veren şey baharat mıdır? Onları da öğrenebilirsek. Aslında birbirine yakın kullandığımız baharatlardan oluşturduğumuz bir lezzet tarzında bu. Dönerdeki sosumuz. Bütün ürünler zaten bizde yapılıyor. Yani imalatta yapılıp öyle şubelere gönderiliyor. Bizi farklı kılan ekmek ve özel sosumuz daha doğrusu ve lezzetimiz tabii ki. Ekmek derken yani sizde farklı olan ekmek nedir? Lavaş tamamen bizde üretiliyor. Kendimiz üretiyoruz bunu. Bu şekilde de şubelerimize gönderiyoruz. Peki müşteriler en çok tabii ki de çiğ köfte ve döner üzerine olduğu için en fazla talep ettikleri ürünler bunlardır diye düşünüyorum. Bunlar dışında sunduğunuz lezzetler var mı? Tabii ki var. Yani işte İskender olsun, tavuk dönerimiz olsun, işte ekmeğimiz olsun, bunlar hep bir ayrıcalıktır aslında. Bunu yakaladık ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Şu anda franchise'lik sistemiyle gidiyoruz daha doğrusu bunu. Bayilikler vermeye başladık döner üzerine. Çiğ köfte zaten veriliyor. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peki sadece Adana ve bölgesinde mi, Adana çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz yoksa Türkiye geneli ve Avrupa'da da faaliyetleriniz var mı ya da projeleriniz var mı? ÇD grubunda var. Yani bir Amerika projemiz var daha doğrusu. Orada birkaç tane şube açmayı düşünüyoruz. Ama bunu da franchise tarzında vermeyi düşünüyoruz. Buna gerekli alt zemini hazırladık. Şu an ona göre gidiyoruz. Öyle diyeyim. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Sizlere buradan potansiyel müşterilerinize ve izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bizi seçtiğiniz için. Diyeceklerim bunlar. Bizleri konuk ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Buradan izleyicilerimize de söyleyebilelim diye sizin Instagram sayfalarınız, Facebook sayfalarınız, oradan takip edebilirler mi sizleri? Tabii ki takip edebilirler. Bekliyoruz. Sektörler arası yolculuğumuzda ÇD bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?